Boş Destek kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Burada bir K20 Accord var ve rot körüğü yırtılmış. Rot körüğünü değiştireceğiz. Ta dibinden kopmuş, bakın ta buraya kadar geliyor. Hatta direksiyon mili bile gözüküyor buradan. Ne yapacağız? Rot kolunu şuradan sökeceğiz. Şuradan çıkartacağız. Daha sonra şunu alıp buradan, şurada rot başı var. Rot başının, rot milinin kendisini gevşeteceğiz ve çıkacak. Şimdi biz onları yapalım. Bakın, rot milinin altta bir somunu var. Onu gevşetiyorum şu şekilde. Nasıl söktüğümüzü biliyorsunuz zaten. Rot milinin somununu söküyoruz. Şimdi şuraya vuracağız ve rot mili çıkacak. Çok gürültü çıkıyor mu? Bakın çıktı rot mili. Şimdi rot körüğünün şurada bir tane şeysi var. Sökemediğim. Bir tane şey var. Kelepçe var ama bir türlü çıkartamıyorum. Bakın, rot körüğünü buradan kesip alıyorum. Aynı aks körüğüne yaptığımız gibi. Bakın, bu içine bayağı su almış, görüyorsunuz küflenme var. Çok kötü durumda değil ama zamanında müdahalede tabi iyi oluyor. Bakın, körüğü kestik, çıkarttık buradan. Şimdi bu rot milini, rot başını sökmemiz lazım. Rot milini ellememize gerek yok, fakat rot miline de böyle bir yağ koyacağız, yani yağlayacağız orayı. Görüyorsunuz, bu şeyi çıkartacağız. Rot başını çıkartacağız. Ondan sonra buraya körüğü geçireceğiz ve işlemi bitireceğiz. Tabi şu arkadaki kelepçeye müdahale biraz zor olacak belki ama yine de onu yapmaya çalışacağız. Başladı. Alta bir gideyim. Bakın, rot başının bu ayar vidasını gevşetiyoruz. Ve rot milini sökeceğiz şimdi. Rot mili diyorum habire, rot başını.
Bakın rot başını söktük. Buradaki rot ayar somununu da sökmemiz gerekecek. Ondan sonrasında buraya yeni rot körümüzü takacağız. Rot kolunu tekrar takarken ortalama yerini bulabilmek için şöyle bir kağıtla ölçü alıyorum. Bakın şöyle. Ortalama. Yani muhtemel bu işi yaptıktan sonra tekrar rot ayarına girmek gerekecektir ama ölçümüz yine de belli olsun. Ortalama. Bu ölçüyü kullanarak tekrar eski yerine sıkacağız. Biz şimdi şu vidayı çıkartacağız. Bakın buradan. Şu somunu, dediğim gibi şu ayar somununu. Daha sonrasında o ölçü kağıdına göre tekrar yerine getireceğiz. Şuraya güneş vuruyor değil mi? Rot körümüzü takacağız. Fakat şurayı bir temizleyip yağlamamız lazım. Bakın buralara gres sürüyorum. Bayağı bir çamurlaşma var çünkü. Daha önce körük yırtıldığı için su almış. Evet. Hafif şu şeye de sürüyorum. Mile gres direksiyon miline. Orayı da gresliyorum. Daha sonrasında rot körümüzü yerine takacağım. Şöyle. Direksiyonu hafif çevirmemiz lazım. Bakın rot körünü yerine yerleştirdim. Şöyle bir cırt kelepçe dedikleri şeyden oraya getiriyorum buraya kelepçeyi, çünkü buraya sıkmak zor. Bunu sıkacağım. Uzun karga burnu yardımıyla şöyle. Tutturacağım onu. Gayet de güzel sıktık. Evet. Orası tamam. Şu ön tarafa da bir plastik kelepçe sıkacağım. Evet, bakın şu rot körüğünün şu ön tarafına da bir kelepçe sıkacağız. Plastik kelepçe. Şöyle. Gayet sağlıklı olacak.
Evet. Onu da oturttuk. Şu fazlalığımızı da buradan keselim. Şimdi biliyorsunuz şu rot ayar, yani rot millini şu sabitlemeye yarayan somun vardı. Bunu sökmüştük. Bunun bir yeri vardı biliyorsunuz. O yerini ayarlayacağız şimdi. Kağıdı hatırlıyorsunuz, kağıda göre. Daha sıkmam gerekiyor. Biraz daha. Biraz daha. Çok az daha. Böylece hani rot ayarını eskisine, eski haline getirmeye çabalıyorum. Ha, belki aracın yeniden rota girmesi gerekecektir. Rot ayarına. Onu da şeyden anlayabiliriz zaten. Eğer direksiyon yamuk kalırsa, şöyle hafif. Evet. Rot başını tekrar takıyorum. Yerine cıvatasını sıkacağım. Cıvatasını sıkalım. Bakın rot körüğümüz artık yenilendi. Gördüğünüz gibi orada. Onun da bu sayede su almasını, zarar görmesini önlemiş olduk. Torş Destek kanalında bir işi daha böylece bitirmiş olduk. Kanalımı takip edip videolarımı izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz kanalıma. Her türlü soru ve İstekleriniz için bana YouTube yorumlarından, sosyal medya hesaplarımdan ve web sitesinden, mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bu tip sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla sürün.